Mücadele serisinde 39. bölüm Peygamberlik sözündeki Amerika Birleşik Devletleri. Bazı insanlar merak ediyor. Yani gerçekten bir peygamberlik var mı kutsal kitapta? Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili var. Geçen sefer göklerdeki en kutsal yerde bir antlaşma sandığın içinde neyi gördük? 10 emiri gördük. Doğru. 10 emir vardı orada. Zamanın sonunda İsa gelmeden hemen önce bir grup ortaya çıkıyor. Kutsal kitap diyor. Bir bakalım. Burada Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Öyle bir grup var. Bu grup Şabat gününü dahil bütün Tanrı'nın buyruklarını yerine getiriyor. Buna tezat olarak üçüncü melek aynı bölümde. Üçüncü melek başka bir gruba işaret ediyor. Okuyalım. Onlara üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı'nın gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Korkunç bir uyarı burada. O yüzden son zamanlarda iki grup olacak. Biri Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren bir grup, diğeri ise canavara ve heykeline tapıyor, alnını ya da eline canavarın işaretini koyduruyorlar. Peki hangi grupta olacaksınız? Siz hangi grupta olacaksınız? Bu ayetleri tam anlamak için İçindeki simgeleri tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Canavar, heykeli ve işareti nedir? Canavar, heykeli ve işareti nedir? Bu peygamberlik hattı Vahiy 12'de başlıyor. Yani bir sürü, yani ne zaman bu peygamberlik sözü başlıyor? Vahiy 12'ye geçelim. Bitirmediğim bu ayetleri, affedersiniz, böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. O ikinci grup, canavara tapınan grup. O yüzden bu korkunç bir uyarı bize ve ondan kaçmak istiyoruz. O yüzden öğrenmemiz lazım. Vahiy 12:1'de şöyle okuyoruz. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay, ayakların altındaydı. Başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla gürecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'nın tahtına götürüldü. Peki kadın kim? Meryem, biri Meryem diyor, biri kilise. Her ikisi doğru olabilir. Nasıl söyleyelim? Çünkü daha önce görmüştük, peygamberlik sözünde bir kadın Tanrı'nın halkını temsil ediyor. O yüzden kilise doğru olabilir. Eski ayette aynı simgeyi kullanıyordu. Bununla birlikte tabii ki daha sonra söyleyeceğiz, çocuk kimdir? İsa Mesih. O yüzden kim doğurdu? Meryem Fakat Meryem olarak daha kapsamlı bir şekilde İsa Mesih Allah'ın halkından geldi. Çünkü Yahudi oymağından geldi İsa Mesih. Ejderha kim? Ejderha kim? Şeytan, duydum, bu doğrudur. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyordu, ferah ediyordu. Kuruyla gökteki yıldızların 1/3'ünü sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan karının önünde durdu. Kadın doğur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün uluslara demir çomakla gürecek bir erkek çocuk doğurdu. Hemen Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. O yüzden şeytan nasıl biliyoruz? Çünkü kutsal kitap büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyaya saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Kutsal kitap kendi simgelerini açıklıyor. Burada ejderha şeytandır. Çocuk kimdir? Biz daha önce söyledik. Sadece ve sadece İsa Mesih bütün uluslara görecek ve Mesih dirildiği zaman Tanrı'nın yanına gitti. O yüzden bu simgeler ne görüyoruz? Ejderha, İsa doğur doğmaz onu yutacaktı. Fakat şeytanın aracısı kimdi o durumda? Herodes, doğru. Herodes ne yaptı? Bir buyruk verdi. 2 yaşından küçük olan bütün erkek çocuğu öldürülecekti. O yüzden ilk olarak ne söylüyor? Kutsal kitap diyor ki şeytan, yani ejderha, şeytan İsa'yı yutacaktı ama şeytanın aracısı Roma, putperest Roma kralı Herodes aracılığıyla bu işi yapacaktı. O yüzden ilk olarak ejderha kimi simgeliyor? Şeytanı. Fakat ikinci anlamda putperest Roma'yı simgeliyordu. Çünkü aracısı oydu. Hristiyanlığın ilk 3 yüzyılında Hristiyanlığa en çok baskı yapan putperest Roma'ydı. O yüzden söylediğimiz gibi ilk olarak o simge ejderha, şeytan ama ikinci plan olarak putperest Roma. Peygamberlik sözü devam ediyor. Vahiy 13'te, 13:1, 10'a kadar okuyacağız. Sonra 10 boynuzlu, yeri başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde 10 taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar Pars'a benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir diyerek canavara da taptılar. Canavara kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız ve 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrı'ya küfretmek, onun adına ve konutuna yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. yeryüzünde yaşayan ve dünya kurallı beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Kulağı olan işitsin. Tutsak düşecek olan tutsak düşecek, kılıçla öldürülecek olan kılıçla öldürülecek. Bu kutsalların sabrını ve imanını gerektirir. Canavar kimdir? Bu canavar papalıktır, doğru. Papalık, putperest Roma'nın yetkisini, gücünü ve yerini aldı. Papalık, günah affetmek ve Tanrı'ya haz olan diğer yetkilerini kendisine özelleştirerek Tanrı'ya küfrediyor. Uzun vaaz ettik bu konularda. Valdenizleri, Husu, Hası diyebiliriz, Husu, Jerome ve daha milyonlarca isimsiz insana baskı ve işkenceyle öldürerek kutsallarla savaş onları yendi. Bu peygamberlik, Daniel 7'deki küçük boynuzun tarifi. Daniel 7'deki küçük boynuzun tarifi ile hemen hemen aynıdır. Hemen hemen aynıdır. Onları okuyabilirsiniz ve bunlar papalığa işaret ediyor. 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Daha önce bu zaman çerçevesine bakmıştık. Hatırlıyorsunuz 40 ay ve zamanlar ve yarım zaman ve 1260 gün aynı zaman çerçevesidir. Yani 1260 sene. Milattan sonra 538 yılından 1798 yılına kadar, yani tam 1260 sene boyunca papalık hakim oldu Avrupa'da. Ve kendi otoritesini tanımayan herkes baskı gördü. 1798 yılında ne oldu? Fransız ordusu papayı tutsak aldı ve papalık böylece ölümcül bir yara aldı. Hatırlıyorsunuz, biz okuduk. Başlarından biri ölümcül yarası vardı. Tutsak düşecek olan tutsak düştü. Yani papalık kaç kişi tutsak aldı? Kendisi tutsak alındı. Kaç kişi öldürdü? Fransız devriminde kaç rahip ve Katolik kilise din liderleri öldürüldü. Fakat kutsal kitap orada kalmaz, devam ediyor. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bu ne demek? Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. 1929 yılında İtalya, Vatikan'ı özerk bir devlet olarak tanıdı. Yani papalığın ölümcül yara iyileşmişti. Bu noktada Peygamber Yuhanna başka bir simge görüyor ve tanıtıyor bize. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. Bu canavarın görünümü ve çıkışı Daniel 7'deki yaratıklarınkinden farklıydı. Daniel 7'de ülkeler Babil, Med-Pers, Grek ve Roma vahşi hayvanlarla simgeleniyor. Onlar şöyle bir ortamda çıktılar. Yani o Daniel 7'de bu dört yaratık denizden çıkıyor. Daniel şöyle dedi: gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı. O yüzden bu simgeleri de açmak istiyoruz. Neler var burada? sular, denizden çıkan bu yaratıklar. Ne demek bu? Kutsal yazıları kutsal yazılarla karşılaştırarak ne yapıyoruz? Vahiy 17-15'e geçiyoruz. Bundan sonra melek bana su gördüğün sular, fahişenin kenarında oturduğu sular, halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir dedi. Ne yapıyor? Ne görüyoruz? Sular neyi simgeliyor? Sembolik peygamberlik sözlerinde sular, halklar, toplumlar, uluslar ve diller demektir. Rüzgar ise çekişmeleri temsil ediyor. Kutsal kitap ne söylüyor? Üzerine göğün dört ucundan dört rüzgarı gönderecek. Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım. Rab ne konuşuyor? İsrail'le konuşuyor. Ben cezalandıracağım sizi. Ne yapacağım? Rüzgar gönderecek. Rüzgar aslında İsrail'i mahvedecek miydi? Hayır, ordular. Ne demek? Kargaşa, savaş, çekişmeler olacak ve İsrail o ortamda bozulacaktı. Demek bu rüzgar simgesi bu çekişmeler, savaşlar halinde. Elam sürgünlerinin gitmediği bir ulus kalmayacak. Düşmanlarının önünde, can düşmanlarının önünde elamı darmadağın edeceğim. Ne ile? Rüzgar. Rüzgar ne demek? Çekişmeler. Çekişmeler. Rüzgarlar ulusları iktidara çıkaran korkunç fetihleri ve devrimleri simgeliyor. Peki tekrar şu noktaya işaret etmek istiyorum. Nasıl bu simgeleri çözdük? Bugünkü gazeteyi okuyarak mı bu simgeleri bulduk? Hayır. Biz kutsal yazıları okuyarak başka bir ayetlerde bu terimleri görüyoruz. Hangi bağlama göre biz anlıyoruz ve koyuyoruz tekrar başka bir yere. O yüzden kutsal yazılar kendi simgelerini açıklıyor. İnsanlar çok tuhaf yorumlara varıyorlar çoğu zaman. Neden? Kendi kafalarından, Hollywood'dan, başka bir yerden okudukları şeyleri koyuyorlar kutsal yazılarına ve tuhaf sonuçlara varıyorlar. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Kutsal yazılar kendi simgelerini açıklasın. Bu Vahiy 13'teki ikinci canavar, kuzu gibi boynuzlu canavar olarak yerden çıktı. Yani Daniel 7'deki hayvanlar nereden çıktılar? Sudan çıktılar. Yani çok kişi, çok diller, çok insanlar olduğu yerden çıktılar. Fakat kuzu gibi boynuzlu canavar yerden çıkıyor. Kendisini oluşturmak için başka bir ülkeyi fethetmek gerekmiyor. Boş bir yerden azar azar barış içinde çıktı. O zaman eski dünyada çıkmadı. Neden? Çünkü eski dünyada yani Orta Doğu'da, Avrupa'da boş bir yer yoktu. O yüzden ne söylüyoruz? Batı'da çıktı bu canavar. Batı'da çıkıyor. Dünyanın dikkatini çeken ve büyük olacağı beklentisi içinde hangi ülke 1798 yılında çıkıyordu? Ortaya çıkıyordu. Kuşkusuz bu güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kuşkusuz bu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı. Kuzu boynuzları gençliği, masumiyeti ve nezaketi simgeliyor. İlk olarak 1798 yılında ortaya çıktığı zaman bu simgeler yerindeydi. Değindiler Amerika için. Pek çok kişi kralların eziyetinden, rahiplerin hoşgörüsüzlüğünden kaçıp Amerika'ya gitti. Biz okuduk, biz çalıştık bu konuda. İlk gidenlerin arasında insan hakları ve din özgürlüğü üzerinde bir devlet kurmak isteyenler vardı. Bağımsızlık bildirgesinde şu kavramlar bulunuyor. Amerika. Tüm insanlar eşit yaratıldılar ve onlara yaratıcıları tarafından yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişmek gibi vazgeçilmez haklar verildi. Çok güzel sözler. Yeni kurulan Amerika için. Amerikan Anayasası insanlara kendi kendilerini yönetme hakkını ve güvencesini veriyor. En çok oy alan temsilcilerin yasaları çıkarmalarını ve yürütmelerini sağlar. Demokrasi. Dinsel inanç özgürlüğünü de tanır. Herkes Allah'a kendi vicdanının emrettiği şekilde ibadet etme hakkına sahiptir. Muhteşem. Çünkü hatırlıyorsunuz insanlar kaçıyorlardı Avrupa'dan. Çünkü din baskısı vardı. Korkunç. Özgür olmak istediler. Özgürlük. Vicdan ve inanç özgürlüğü Protestan kavramlarıdırlar. Tekrar söyleyeyim, vicdan ve inanç özgürlüğü Protestan kavramlarıdırlar. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilik ve Protestanlık ulusun temel ilkeleri oldu. Gücünün ve zenginliğinin sırrı bu ilkelerdedir. Amerika'nın gücünün ve zenginliğinin kaynağı Cumhuriyetçilik ve Protestan. Amerika bu ilkelere ne kadar sırt çevirirse gücünü o kadar kaybedecektir. Çünkü Allah bunlara göre ülkeleri bereketler. Allah bunlara göre ülkeleri bereketler. Kulağı olan işitsin. Kulağı olan işitsin. Maalesef Amerika genç, masum ve nazik olarak kalmadı. Maalesef. Kutsal kitap şöyle diyor. Ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. Ejderha gibi ses çıkarıyordu. Masumiyet nerede? Bu bir ülkenin ses çıkarması yasama ve yargılama yetkilerinin eylemleridir. Bir ülkenin ses çıkarması yasama ve yargılama yetkilerinin eylemleridir. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. Bu ikinci canavar, ilk canavarın bütün yetkisini kullanarak ve ejderha gibi konuşarak ejderhanın ve ilk canavarın temsil ettiği ülkelerinin hoşgörüsüzlüğünü ve zulmünü yapacak. Yani ABD, Amerika Birleşik Devletleri papalık nasıl zulüm yaptıysa, Roma nasıl eziyet yaptıysa Amerika aynısını yapacak. Siz bana Amerika Birleşik Devletleri emperyalisttir. Bu programı izlemeden önce siz bunu düşündünüz. Amerika Birleşik Devletleri emperyalisttir. Petrolü ve başka doğal kaynakları sömürmek için gücünü kullanıyor diyebilirsiniz. Doğru. Fakat kutsal kitap en çok bu şeylerden bahsetmiyor. Onlar doğru ama kutsal kitap ondan en çok bahsetmiyor. Özellikle bir konuda ejderha gibi konuşacağına işaret ediyor. Hangi konuda? Din konusunda. Neden din konusunda? Çünkü kutsal kitap ilk canavara tapmaya zorluyordu. Bu din konusu. Bu petroldan bahsetmiyor. Bu emperyalizmden bahsetmiyor. Tamam, gücünü kullanacak da. Neden bahsediyor? Din konusunda ilk canavara tapmaya zorluyordu. Son zamanlarda din, ibadet, dünya çapında bir söz konusu olacak. Amerika Birleşik Devletleri papalığın onuruna bir uygulamaya bir şekilde zorlayacak. Kendi bağımsızlık bildirgesine ve anayasasına aykırı olmasına rağmen insanlara kontrol etmek için parasını, ordusunu ve etkisini kullanacak. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucuları dinin, devletin güçlerini kullanmasını istemediler. Ondan kaçıyorlardı. Onlar bu şeyleri yaşadılar Avrupa'da. Bıktılar buraya kadar. Biz kaçıyoruz, Amerika'ya gidip başka bir şey yapalım. Hayır, din, devlet ayrı kalsın. Din, devletin gücünü kullanmasın. Neden? Çünkü kaçınılmaz. Kaçınılmaz sonuç şudur: hoşgörüsüzlük ve zulümdür. Kaçınılmaz. Olacak. Amerikan Anayasası şöyle der: Kongre herhangi bir din tesis edilmesiyle ilgili ya da onun özgürce uygulanmasını yasaklayan bir kanun çıkaramaz. Yasak. ABD'de herhangi bir kamu kuruluşunda görev almak için yeterlilik göstergesi olarak hiçbir din ikrarı istenmeyecektir. Anayasa bu. Fakat ABD bir din uygulamasını sadece bu kavramları çiğneyerek zorlayabilir. Başka şekilde yok. Bu tutarsızlık aslında sembolünde gözüküyor, değil mi? Kuzu gibi iki boynuzu var fakat ne? Canavar gibi ses çıkarıyor. Teşekkür ederim. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Aslında kutsal kitabı geçelim. Vahiy 13-14. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara, büyük harfi koyalım, onlara kılıçla yaralanan ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarına, çoğu halde yapmalarını buyurdu. Ne anlıyoruz bundan? Onlara ve yapmalarına kelimeleri kullandığı için anlıyoruz ki yasalama hakkı millettedir. Bu güç bir krallıktır değildir. Ne söylüyorlar? Onlara ya bir şey yapmalarını buyurdu. O yüzden burada demokratik bir uygulama görüyoruz. Konuşalım biraz. 38 vaaz boyunca ne söylüyoruz? Katolik Kilisesi ile ilgili bayağı olumsuz şeyler söyledik. Tamam. Fakat bunlar tarihsel olaylardır. Okuyabiliriz. Sadece bizden değildir, başka kitaplar. Bazı insanlar hemen böyle bir şey söylüyorlar. Siz Katoliklerden nefret ediyorsunuz. Ama bu doğru değildi. Bu doğru değildi. Neredeyse bütün reformcular hangi kilisede? Katolik. İsa bize düşmanlarımızı dahil herkesi sevmemizi buyurdu değil mi? Katolikleri seviyoruz. Şüphesiz iyi insanlar vardır o sistemde. Şüphesiz. Kutsal kitap ne söylüyor bu konuda? Katolik Kilisesi'nde. Gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu. Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Allah o sistemde oturanlara ne söylüyor? Halkım. Benim halkım. Sahip çıkıyor onlara. O yüzden hayır yani Katolikler hep cehenneme girecek. Böyle bir şey söylemiyor. Halkım diyor. Fakat kutsal kitap bize Vahiy 13'teki ilk canavarın public olduğunu gösteriyor. Net bir şekilde. Ve ona göre vaaz etmemiz lazım. Şart. Kutsal kitap ne söylerse onu yapmamız lazım. Ben Türk vatandaşıyım. Ama aslen ben Amerikalıyım. Amerikalılardan nefret ediyor muyum? Hayır. Onları seviyorum. İyi insanlar var orada. Annem var orada. Vatanımdan nefret ediyor muyum? Yok. Öyle bir şey yok. Fakat kutsal kitap bize Vahiy 13'teki ikinci canavarın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu gösteriyor ve ona göre vaaz etmem lazım. Katoliksen, Katolik'seniz belki gücendiniz şöyle böyle söylediğim için. Tamam ama ben Amerikalıyım. Güncelleyebilirim. Yani seviyor muyum bu şeyleri okumak? Kendi memleketimden, kendi vatanımdan bahsediyor kutsal kitap. Olumsuz bir halde. Kutsal yazılar doğrudur. Belki bir şey sevmiyoruz. Ama reddetmememiz lazım. Kabul etmemiz lazım. Kutsal kitap böyle bir şey söylerse öyledir. Amerika ve Papılık son zamanlarda birlik içinde Allah'a karşı bir din uygulamasını zorlayacaklar. Keşke öyle bir şey yazılmamıştır ama yazıldı. Gerçek bu. Gelecek sefer bu şeyleri daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu konular dünyadaki tüm insanları ilgilendiriyor. Çünkü zamanın sonunda İsa gelmeden hemen önce iki grup olacak. Sadece ve sadece iki grup olacak. Siyah, beyaz. Arasında bir şey yok. Ya bu taraftasınız ya da şu taraftasınız. Bir, canavara ve heykelini tapanlar ve alnına ya da eline canavarın işaretini koyduranlar. Bir grup. İkinci grup, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirenler. Siz hangisiniz? Seçim sizde. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir hediyemiz var. Allah ve Şeytan Arasındaki Savaş. Allah ve Şeytan Arasındaki Savaş kitabımız, bu savaşın nasıl başlayıp nasıl biteceğini anlatıyor. ve sizin için çok bereketli olacağından eminiz. Eğer bu kitabı ücretsiz olarak almak isterseniz, lütfen adınızı ve adresinizi ekrandaki e-posta adresine gönderiniz. Böylece bu kitabı alabilirsiniz. Sizden haber bekliyoruz.